Smeagol'un evine hoş geldiniz. Yeni video, yeni konu. Bu videomuzda Tolkien'in evrenini, profesörün o orta dünya kavramını yaratırken esinlendiği bazı tarihi referanslar, daha doğrusu varsayımlar diyelim. Bunları dile getireceğiz. Benzerlikleri değerlendirip sonuca varmaya çalışacağız ve bu şekilde de Tolkien'in kendi evrenini yaratırken nereden bir esinlenme, nereden bir hayranlık yakalamış ve onları kendi hikayesinin içine nasıl bir şekilde yedirebilmiş, onları bir konuşacağız. Kitaptan alıntılar, tarihten alıntılar ve gerçek referanslarla süslediğimiz bir Tolkien esintisi yaşayacaksınız. Smeagol evine hoş geldiniz diyorum. Video başlasın. Evet, açılış konumuz şair. Şair'ın nasıl çıktığına dair birkaç referans bir araya getireceğiz ve konuyu sizler için açık bir hale getirirken de belki hiç duymadınız, belki daha önceden bildiğiniz bazı bilgiler kulağınıza ses olarak gelecekler. Güney Afrika doğumlu bir karakterden bahsediyoruz. J.R.R. Tolkien hayata gözlerini açtığında ailesi Güney Afrika'da görevli durumda. Daha sonra İngiltere'ye taşınıyorlar ve Birmingham'a, yani sanayileşmenin çok yoğun yaşandığı bir bölgeye, tabii bir kırsal kesimden gelip daha sonra bu kadar ağır sanayi gelişimi olan bir bölgeye yerleşmek tabii ki eminim genç Tolkien için zor olmuş olsa gerek. Ancak Birmingham'ın bir köyü, ufak bir köyü, o bölgedeki ufak bir köy olan Sayrehold'da büyüyor. 4 ila 8 yaş arasında Sayrehold'da geçiriyor Tolkien ve bu küçük ufacık köyün ünlü olduğu da bir değirmeni var. Evet, Tolkien'in doğaya olan düşkünlüğünü zaten biliyoruz. Tabiatı seviyor. Hayatı boyunca yürüyüşlere çıkıyor, hikayesinde yer veriyor ama tabiatı hiçbir zaman bırakmıyor. Doğal olarak bu Sayrehold'daki hayat, o dönemki gençlik, artık çocukluk yılları da Tolkien için çok önemli anılardan oluşuyor. Kendisi The Guardian'a, günlük İngiliz gazetelerinden biri bu. Ve ünlü, duymuşsunuzdur The Guardian. Orada John Azard diye bir gazeteciye, bir muhabire 1966 yılında bir röportaj veriyor Tolkien. Muhabire Sayrehold'u anlatırken onun o içindeki kırsal, o tabiat sevgisi buram buram hissediliyor. Bir tür kayıp cennetti. Orada içinde kuğular olan bir gölet ve iki değirmencinin mısır yürüttüğü bir değirmen vardı. Bir sevgi yoğunluğuyla sevdim orayı. Bir çeşit nostaljiyi tersine çevirmiş gibi. Anlatımdan zaten ne hissettiği çok net anlaşılıyor. Ancak ben burada bu tersine nostalji hikayesini biraz açmak istiyorum. Daha sonra nostaljik hissedeceğiniz bir an içinde olduğunuzu fark ettiğiniz an, hissettiğiniz tuhaf duygu. Buna tersine nostalji diyorlar. Tabi değerlendirirsek Sayrehold dönem için, Tolkien için gerçekten anlattığı cennet. Niye? Çünkü annesiyle beraber dil çalışıyorlar, kafasını onun kucağına koyup bir sürü hikaye dinliyor ve Tolkien'in bugün olduğu hale gelmesi için temeller atılıyor. Ancak ne yazık ki çok kısa bir süre sonra annesini kaybedecek ve çok farklı bölgelere gönderilecek genç Tolkien. Ancak Tolkien bu Birmingham'daki ufak köyü asla unutmaz. Onu hikaye boyunca, daha doğrusu hayatı boyunca cebinde hep taşır. Ve şu anda da burayı tabii ki gezebiliyoruz. Hala yerleşim var ve burada yürüme turları yapılıyor. Ve bu turlardan herhangi birine katıldığınızda Tolkien'in o dönem orada yaşadığı evi de görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ünlü değirmen de halen orada. Tolkien'in de dediği gibi Shire'ın değirmeni birçok olayın başlangıcıdır. Şu an yapacağımız karşılaştırma veya referans değerlendirmesi ise birçok yerde bulabileceğiniz çok daha popüler bir karşılaştırma. Odin, Gandalf'ın yaratılış süreci içinde bir esin kaynağı oldu mu, olmadı mı? Dünya tarihçilerine göre Odin, büyünün, savaşın, ölüler diyarının hepsinin hükümdarı, dünyayı yaratan karakter. Ancak her ne kadar savaşçıların tanrısı olarak adledilse dahi kendisinin tasvirleri, anlatımlarında zırhlı, o DC ve Marvel'da gördüğünüz gibi bir Odin değil, çok daha kendi halinde, çok daha gösterişsiz bir Odin tasviri karşımıza çıkıyor. Özellikle DC dünyasının anlattığının aksine kır saçlı, kır sakallı, uzun bir entari giymiş, yuvarlak ucu sivri bir şapkası olan yaşlı bir adam olarak tasvir edilir Odin. Bu noktada Tolkien'in tanımlamasına da bir bakabiliriz aslında.
Orta dünyada seyahat eden ve neredeyse İskandinav muadili gibi görünen, ancak farklı ve daha yüksek bir alemden gelen bir varlık olarak gezgin Odin olarak düşünebiliriz. Mektupta Tolkien, Odin Gandalf karşılaştırmasını kendisi yapıyor, onu bir gezgin bir Odin olarak algılıyor kendi hikayesinde. Bu şekilde çok sağlam bir referans elde etmiş oluyoruz. Aralarındaki farkı söyleyelim, Odin'in tek gözü kör ne yazık ki. Ancak bağlantılı olan bir noktayı daha burada belirtmek gerekiyor. Gandalf'ın da Odin gibi uzakta olan olayları ona iletecek, haberdar edecek kuzgun ve kartallardan oluşan bir hayvan dost grubu var. Bu hayvan arkadaşlarından oluşan haber alma ağı Gandalf'ı maceralarında oldukça fazla destekliyorlar. Sırada doğal olarak Tolkien'in favori konusu dil bilimi. Gal kültürü Galce ve karşısında Sindarin Elfçesi duruyor. Doğal olarak da Orta Dünya veya kendi hikayesi için diyelim, diller oluştururken bayağı bir çaba harcıyor, zaman sarf ediyor, referanslardan faydalanıyor Tolkien. Amerika Birleşik Devletleri Austin'deki Texas Üniversitesi'nden Fred Hoyt, o bir dil bilimi araştırmacısı ve The Guardian'a bir röportaj veriyor. Bu röportajda şöyle bir cümle sarf ediyor Fred Hoyt. Bunlar icat edilmiş diller ama tamamen mantıklı ve dil kurgusu açısından sağlamlar. Bunun iyi bir nedeni var. Tolkien, Orta Dünya dillerinin yapı taşları olarak gerçek dünya dillerini kullanmıştır. Özellikle elflerin dili olan Sindarin'i oluşturmak için Galce'yi kullanmayı planlamıştı. Tolkien'in Gal dilinin modern halini çok net bir şekilde konuştuğunu biliyoruz. Orta Çağ'da konuşulan Galce ile ilgili de dersler veriyor. Ve bu dersleri verirken Cardiff Üniversitesi'nin BBC aracılığıyla yaptığı bir araştırmaya denk geliyor. Ve bu araştırmadan faydalanarak Orta Çağ Galcesindeki kelimelerin telaffuzlarını net olarak öğrenmeye başlıyor Tolkien. Joe olarak da kurgunun içinde yeri çok fazla ve onu da Tolkien'in kendi kelimeleriyle bir dinleyelim isterim. Eski ama yine de canlı bir dilin ipuçları. Dilsel kalbimi deldi. Gibi çok basit ama aslında amacını çok net anlatan bir cümle kurmuş büyük usta Tolkien. Evet, bu şekilde elflerin o popüler dili Sindarin'in nasıl çıktığıyla ilgili de bir fikir edindiğimizi düşünüyorum. Bakalım bir sonrasında ne varmış. Evet, sıradaki konumuz Somme Savaşı. Fransa'da bir savaş, Birinci Dünya Savaşı'na gidiyoruz bu noktada. Ve buradan alıntıyla karşımıza Dead Marshes, yani ölü bataklıklar veya ölü topraklar denen yerin yaratılış hikayesi geliyor. 1916 yılında cepheye gönderiliyor genç Tolkien. Gönderilir gönderilmez de sinyal subayı, yani şimdiki adıyla iletişim subayı olarak göreve başlıyor. 11. Lancashire Hafif Piyade Tugayı'nda görevli bu durumda. Savaşı anlatmak istersek de New York Times İngiliz ordusunun tarihi boyunca girdiği en kanlı ve en çok insan kaybı yaşanan savaş olduğunu söylüyor Somme Muharebesi için. Zaten Tolkien'de Mordor ve Dead Marshes gibi bu karanlık tarafın bölgelerini yazmaya burada başlıyor. Nedeni ise savaşın 5 ay sürmesi, İngiliz tarafının yaklaşık 450 bin asker kaybetmesi, Alman cephesinden de bir 650 bin kişinin daha kayıp olması. Yani totalde 1 milyon neredeyse savaşan, geri kalan kayıplarda da 1,5 milyon insan Somme Muharebesi'nde hayatlarını kaybediyorlar. Burada hemen alıntılamaya başlıyoruz. Neredeyiz? İki kuleden bir paragraf okumak isterim. Bulutlu gökyüzünü hiçbir güneş delemiyordu. Gölgeli, sessiz bir dünya. Sonsuz bir havuz ağı, yumuşak bataklıklar ve yarı boğulmuş dolambaçlı su yolları. Kasvetli ve yorucu. Bu terk edilmiş ülkede soğuk ve nemli kış hala hüküm sürüyordu. Evet, bu noktada hemen açıklamakta fayda var. Çünkü biraz sonra Frodo'nun da kralın dönüşünden bir paragrafını okuyacağım. Bu etkileşimin sebebi şudur. O savaş o kadar acımasız ve kanlı geçmiştir ki savaş bittiğinde her iki taraf kayıplarını toplayamaz ve aradan geçen bir nehirde Tolkien ölmüş askerlerin cesetlerinin suda akarak gittiği anı gözlemler. Buradaki alıntı çok nettir. Bana göre de çok sağlam bir referanstan bahsediyoruz ve hemen Frodo'nun kralın dönüşündeki ifadesine bakalım istedim.
Bütün avuçlarda yatıyorlar, solgun yüzler, karanlık suyun çok derinliklerinde. Onları gördüm. Sert yüzler ve kötüler, asil yüzler ve üzgünler. Birçoğunun yüzü gururlu ve güzel. Gümüşü saçlarında yabani otlar var. Ama hepsi iğrenç, hepsi çürümüş, hepsi ölü. Sonuçta son muharebesinin Tolkien'i oldukça etkilediği aşikar. Bunun için de bir parantezde özel bir olay için açmak gerek. Tolkien bu savaşta üniversiteden birçok kez konuşup bir araya geldi. Inklings grubundan da arkadaşlarını kaybediyor ne yazık ki. Evet, yeni konumuz ejderhalar tabii ki. Fafnir ve mitolojik ejderhalara bakacağız. Dünya tarihi ansiklopedisine göre bilinen en eski ejderha tasviri M.Ö. 4500 yılına dayanıyor. İç Moğolistan'da Hongshan denen bir kültür ilk defa tarihte ejderhayı tasvir ediyor. O yüzden de diyebiliriz ki ejderhalar aslında insanlık tarihinin içinde oldukça geniş bir zaman diliminde varlar. Bu noktadan hemen Smithsonian dergisine geçiyorum ki biliyoruz Amerika'daki çok büyük, devasa bir müzeden bahsediyoruz. Orada Smaug'un, o altın istifçisi ejderhanın yaratılış hikayesinde etkin olduğu iddia edilen iki tane ejderha var. Bunlardan ilki Fafnir, Norse mitolojisinin antagonisti. Tabii birçok antagonistleri var ancak bu kendi hikayesinin kötü kahramanı. Şöyle bir ifadesi var Fafnir'in. Eğer o istiflediği altından, o odalar dolusu, dağlar büyüklüğünde altınlardan herhangi birine dokunursanız en kısa sürede derin yağda kızartma gibi olacağınızı garantiliyor Fafnir. Ve Beowulf'a geliyoruz. Tabii ki Tolkien'in akademik kariyerinde, daha sonra yazarlık kariyerindeki yeri apayrı bir şiirdir Beowulf. Ve bu şiirde kahramanımız bir ejderha öldürür ancak bu ejderhanın adı bile yoktur hikayede. Ama niye o ejderhayı öldürmek zorunda kalır biliyor musunuz? Onun bu büyük hazinesinden bir adet altın kupa alınmıştır ve bunun öfkesiyle altın kupasını geri almaya gelir bu ejderha. Bu noktada Tolkien'den bir alıntı yapıp ejderhalar hakkında ne düşündüğünü görmek isterim. Ejderhaları derin bir arzuyla arzuladım. Elbette ürkek bedenim içinde onların bu mahallede olmasını istemedim. Ama dünya ne pahasına olursa olsun onlarla daha zengin ve daha güzeldi. Ejderhaları hayal gücünün büyüleyici bir ürünü olarak görüyorum. Evet, bu şekilde Tolkien'in de ejderha hayranlığını kendi kelimeleri, kendi cümleleriyle bağlamış bulunuyoruz. Sırada elfler var. Yanında da İrlanda mitolojisi geliyor. Bir virgülle de Kelt mitolojisini araya katacağız ve biraz da elflere bakacağız Tolkien evreninde. Bu noktada telaffuz için bu kültürlerden özür diliyorum ancak BBC'nin bir araştırması var. Tuatha De Danann diye bir hikaye, bir ırk buluyorlar. Buradan yola çıkarak zaten ölümsüz diyarları da yine bununla bağlantılı bir Kelt mitolojisi unsuruna bitiştiriveriyor BBC. Bu Tuatha De Danann nedir derseniz kraliçe ya da tanrıça Danann'un halkı anlamına geliyor. İlerleyen zaman içinde daha kısalıyor, günümüze yaklaştıkça Tuatha De olarak anmaya başlıyorlar artık bu topluluğu. Bunun da anlamı tanrıların kabilesi demek. İrlanda mitolojisinde yer alan doğaüstü bir ırktan bahsediyoruz. Bu ırkın Hristiyanlık öncesi Gal İrlanda kültüründe tanrılara karşılık geldiğini düşünüyor BBC'nin adına bu araştırmaları yapan grup. Genel olarak doğaüstü güçlere sahip krallar, druidler, şifacılar, kraliçeler, savaşçılar, kahramanlar, ozanlar olarak tasvir edilen bir zanaatkarlar grubu var bu topluluğun içinde. Kendilerine ait bir dünyaları var ancak insanlarla da iletişim kuruyorlar. Tuatha De zaman içinde Aesida gibi bir isim alıyor. Ve daha sonra da değişerek günümüz folklöründe hepimizin o periler diye bildiği varlıkların yerini alıyorlar. İdealize edilmiş bir insan yapısına sahipler. Hastalığa karşı doğal bir bağışıklıkları var. Yaşlanmıyorlar ve tabii ki kaçınılmaz son, büyü gücüne sahipler. Hava elementleri üzerinde etkileri var. Hava durumunu belirleyebiliyorlar. Şekil değiştirme özellikleri var. Ve toprağın verimliliğini kontrol edebilen bir ırktan bahsediyoruz.
Merak edenler için Tuatha de Dana'nın hikayesi ne zaman kaleme alınmış diyorsanız milattan önce 1000 veya 3 aşağı 5 yukarı bir süreçte tarih sayfalarının arasına giriyor bu hikaye. Ve geldik son konu. Bu video için son konu. Tek yüzük. Ha şimdi bir Nodens hikayesi var tek yüzük. Bunu daha önce de anlatmıştık ancak bunu daha geniş bir video da galiba bu sefer farklı bir teoriyi farklı noktalardan almak istedim. Okudum, inceledim, özeti çıkarttım. Şimdi karşınızda güç yüzüğü, tek yüzük, hükümdar yüzük geliyor. Dediğim gibi Nodens hikayesi, o tepenin kazılması filan gibi yerlerde Tolkien'in bu yüzüğü yaratma konusunda esinlendiği söyleniyor. Ancak bir iddia daha var. Ring of Giges diyorlar. Giges yüzüğü. Bu noktada Plato'ya gidiyoruz. Plato'nun o ünlü eseri Devlet'e gidiyoruz. Sokrates'in yaptığı söyleşilerden oluşan o eseri göreceğiz. Devlet isimli Ütopyası'nın ikinci kitabında geçen bir yüzükten, adı geçen bir yüzükten bahsediyoruz burada. Popüler tek yüzük yaratılış hikayelerinde genelde o hani Kelt şifa tanrıçası için yapılmış, o Nodens'den bahsediyoruz, için yapılmış olan o tapınakta, o İngiltere'deki tepedeki arkeolojik araştırmalar ve oradaki işte tapınakta bulunan bir yüzüğü kaçıran hırsızın laneti gibi bazı varyantlar görebilirsiniz. Bu Giges yüzüğü farklı bir hikaye. Bizim bu noktada inceleyeceğimiz dediğim gibi Platon'un devlet ütopyasındaki yüzük. Şimdi milattan önce 380. yılda yazılan bu eseri şu şekilde anlatabiliriz. Adil insanın karakterini ve adil bir yönetim düzenini inceleme bağlamında adalete ilişkin Sokratik bir diyalogtur. Hemen açalım konuyu. Sokrates'in adil yönetim, adil insan kavramları üzerine belli başlı isimlerle yaptığı sohbetlerin ortaya çıkarttığı bir eserden bahsediyoruz burada. Bu noktada Giges yüzüğü nedir dediğimizde çok güçlü bir yüzük. Sahibine istediği vakit görünmezlik gücü verebiliyor. Bu varsayımsal büyülü yüzükle test edilen şey, normal, rasyonel bir insanın yakalanma, yaptığı kötü şey karşısında yakalanma korkusu olmadan bir ortam bulduğunda suç işleyip işlemeyeceği üzerine. Bu noktada Plato bu Giges örneğini vermek için kardeşi olan Glaukon'u kullanır. Ve Glaukon Sokrat'a sorar. Herhangi bir insanın fark edilmeden kalarak öldürmenin, soygunun, tecavüzün ya da genel olarak istediği kişiye adaletsizlik yapmanın cazibesine direnebilecek kadar erdemli olup olamayacağını biliyor musun? Bu soru karşısında Sokrat bir süre sessiz kalır. Ancak daha sonra o da cevabını verecektir. Adalet bu sosyal yapıdan kaynaklanmamaktadır. Giges yüzüğünün gücünü kötüye kullanan adam aslında kendisini kendi arzularına köle haline getirmiştir. Oysa onu kullanmamayı seçen adam rasyonel olarak kendini kontrol altında tutar ve bu nedenle mutludur. Kısaca antik Yunan'da ahlakla ilgili bir tartışmayı oluşturan bir görünmezlik yüzüğü var. Ha diyeceksiniz ki Tolkien bunu biliyor muydu? Elbette ki biliyordu ki adam tarihe, dil bilimlerine, doğal olarak da antik Grek'te neler konuşuluyordu? Tabii ki bu bölümleri de incelerken mutlaka ki bu eser karşısına çıkmıştır ki şöyle bir parantez açıyoruz. Bu noktada kitap okumanın faydalarını görüyoruz. Farklı eserler, farklı kültürler. Umarım bizde de zaman içinde çok hızlı gelişecek olan bir hobi. Hobi haline fitiz ya. Kitap okusunlar yeter diyorum ve yine yumuşakça Plato'ya geri dönüyorum. Evet, Platon'un bu ahlak sorgusu içindeki dediğim gibi bu varsayımsal sihirli yüzük belki de Tolkien'in o tek güç yüzüğünü, o parmağa takıldığı vakit kimsenin görmediği Sauron dışında ve istediğiniz gibi hareket edebildiğiniz aslında bir yüzük. Belki etkilendi, belki etkilenmedi. Ancak biliyoruz ki Tolkien'in yüzüğünün de sahiplerinin kulağına fısıldayıp onları kötü yola sürüklemeye çalıştığı bilinen bir gerçek. Evet, Smeagol'ın evinde bir videonun daha sonuna geldik. Ancak bu konunun sonuna gelmedik, onu tekrar belirtmek istiyorum. Daha fazla gerçek hayat etkileşimleri toplayacağız Tolkien'le ilgili ve onları da videoya kaydedeceğiz tabii ki. Ancak bu videoluk olayımız bu. Bu noktada artık
videoda bizimle buraya kadar kalabilen tüm dostlara kucaklar dolusu sevgiler sunuyoruz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyor ve yumuşak yumuşak ekranın karşısından çekiliyorum.